Kıymetli takipçilerimiz, bir canlı yayınımıza daha hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Konuğumuz Bern Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavir Vekili ve İsviçre Türk Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bilal Yıldız. Hoş geldiniz Bilal Bey yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Hocam öncelikle çok büyük geçmiş olsun. Allah şifa versin. Siz de bu korona virüsüne bulaştınız. Allah'tan iyileştiniz. Öncelikle çok büyük bir geçmiş olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum Sayın Kötü günler abim. geçirdiniz hocam. Yaşadığınız günleri biraz bir bize anlatır mısınız? Kıymetli abim, tabii ki her şey Allah Celle Celaluhu'nun takdiri. Yaklaşık bir 6 hafta önce, 16 Mart'ta bizim vakıfta bir arkadaşımız virüse yakalanmış idi. Biz de 4 arkadaş test yaptırmak için Medipark Sağlık Kuruluşu'na başvurduk. Sağ olsunlar, çok ilgilendiler. Testimiz pozitif çıktı. Tabii Allah'ın bir takdiri. Başa gelen Allah'tan ise o baş tacıdır. Başlangıçta bir ateşim oldu. Ateşim oldu 38-39 derece. Bir sonraki gün eklem yerlerim, kaslarım çok şiddetli bir şekilde ağrı hissettim. Daha sonra şiddetli bir baş ağrısı ve sonraki günlerde öksürük, nefes alamama gibi şikayetlerim oldu. Tabii 9 gün bunu evde çektikten sonra sağ olsun, özellikle buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Doktor Tuncay Gündüz beyefendi çok ilgilendiler. Allah kendisinden razı olsun. O bizi hastaneye sevk etti. Hastanede yaklaşık bir 5-6 gün tedaviden sonra eve geri geldim. Allah'ıma hamdolsun. Tabii bu hastalığı atlattık. Ancak öyle bir hastalık ki çok ciddiye alınması gerekir. Vücutta zayıf gördüğü her noktaya saldırıyor. Yani bende karaciğere zarar vermiş. Kandaki ak yuvarları eksiltmiş. Dalak büyümesi, işte akciğerlere, şekerimin yükselmesine sebep oldu. Bu sebepten dolayı özellikle buradaki vatandaşlarımıza, kardeşlerimize yani bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu hastalığı lütfen, bu virüsü ciddiye alın. İnan çok çok tehlikeli. Yani gencim, hastalığım yok, bana bir şey olmaz demeyin. Bu süreçte hastalığa yakalanıp hastaneye düştüğümde emin olun öleceğimi ben yani bekliyordum. Yani öyle bir durum söz konusu idi. Zira durum kritikti. Tabi o süreçte ölümden, Allah biliyor ya, ölümden korkmuyorsunuz. Yani işte yıkanmadan, Evet. kefenlenmeden, ne bileyim, namazınız kılınmayacak, bu şekilde gömüleceksiniz. Bu biraz insanı endişelendiriyor. İkincisi, tabii inanan bir Müslüman olarak geçmiş hayatında Allah için ne yaptın? Yapmış olduğun amellerin gerçekten Allah için mi, Allah neyi sunabileceğim? Allah, ey kulum benim için ne yaptın diye sorduğunda Allah'a ben ne cevap vereceğim? Hangi ameli sunacağım? Emin ol, bunu düşündükçe derin bir üzüntüye insan kapılıyor. Yani heybenizde bir Evet. şeyler var Sayın Hanım. Heybenizde bir şeyler var ama çıkarıyorsunuz, kimi yaralı, kimi zedelenmiş, kimi ne bileyim yani kurtlar tarafından yenmiş. Neyi sunacaksınız Allah'a? Emin ol, bunu düşündüğüm zaman çok üzüldüm. Bunu ben tabii ki Rabbimden bir nimet olarak görüyorum. Allah Celle Celaluhu'ya hamd ediyorum. Belki bir sonraki hayatımda o kadar ama faydasız, boş şeylerle uğraştığımı gördüm. Yani gereksiz şeylerle vakit kaybettiğimi hissettim, fark ettim. İnşallah Rabbim bu fırsatı verdi. Belki daha hayırlı, daha yararlı işlerle meşgul olur. Rabbimizi memnun edici amellerle inşallah ömrümüzü tamamlarız. Hocam bir şey merak ediyorum. Daha önce başka vatandaşlarımızdan da duyduk. Bu tedavi süreci esnasında kilo kaybı gibi fiziki bir zarar gördünüz mü? Sizde Benim kilo kaybı gibi veya kalıcı? yaklaşık 8 kilo kaybettim ben. 16 gün, 16-18 gün sürdü bende. Tabii ki bir de karantina süresi var. Yaklaşık 8 kilo kaybettim Sayın Hanım. Evet. 8 kilo kaybım oldu.
Tabii ki hastalığa yakalanmadan önceki gibi sağlıklı randuman nefes alamıyorsunuz. Yani bu hastalığa yakalanmış Evet. insan, tabii ağrı geçirmiş bir insana baktığınızda yüzündeki, bedenindeki yorgunluğu gerçekten hissediyorsunuz Hı. yani. Bu sebepten ben kesinlikle tekrar burada uyarmak istiyorum. Bu hastalığı, bu virüsü ciddiye alsınlar. Gerekli tedbirlere kardeşlerim uysunlar. Evet hocam, çok büyük geçmiş olsun. Sağ Bu olasın, Allah sene razı olsun. çok buruk bir Ramazan ayı yaşıyoruz. Camilerimiz kapalı. Ramazan ayının vazgeçilmez geleneklerini bu sene yaşama fırsatımız, şansımız yok. Bu sene toplu iftarlar, komşuya iftar veya ziyaret veya iftara davet gibi geleneklerimizi, göreneklerimizi, törelerimizi yaşayamıyoruz bu sene maalesef. Özellikle gurbette, dışarıda, yurt dışındaki vatandaşlarımızın özledikleri ortam bu sene maalesef bu koronavirüsü salgını nedeniyle yaşanmıyor. Bu sene özellikle Diyanet Vakfı olarak sizin vatandaşlarımıza yönelik sanal alemden, sanal ortamdan bir çalışmanız var mı? Tabii ki, elbette ki. Tabii öncelikle bazı nimetler elden gidince kıymetli abim, değeri anlaşılıyor. Evet. Camide cemaatli olmak, bir arada olmak, teravihleri birlikte kılmak, cumaları birlikte kılmak. Tabii bunlar büyük bir nimet. Bu nimetler var iken pek kıymet bilmiyor sayın abim. Ama nimetler gidince insan bunun kıymetini gerçekten anlıyor. Ben özellikle canlı yayına camide bağlanmak istedim. Tabii ki biz vatandaşlarımız da her ne kadar fiziken, bedenen bir araya gelemezsek de sanal alemde bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu Ramazan-ı Şerif'e yönelik, Ramazan-ı Şerif'te yapacağımız, yani yaptığımız hizmetler, öncelikle mukabeleyi biz sosyal medya üzerinden sanal alemde okuyoruz. Her cami hocası programını belirlemiş. Mukabeleyi canlı olarak okuyor, cemaati takip ediyor. Yine Ramazan'la ilgili sohbetlerimiz canlı olarak sanal alemde yapılıyor. Çocuklarımıza derslerimiz devam ediyor. Birçok camimizde Evet. hocalarımız cuma hutbelerini yine canlı olarak okuyor. Bu şekilde vatandaşlarımıza din hizmetini vermeye çalışıyor. Tabii ki iftar yok ama daha önce de söyledik. Derneklerimize, dernek başkanlarımıza, herkese bilgi verdik. Ramazan'da belki iftar veremeyeceğiz ama fakir coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimize, kıymetli kardeşlerimiz bir kumanya olarak onu gönderebilirler. Yine bizim İsviçre Türk Diyanet Vakfı aracılığıyla bunu yapabilirler. Yani iftarın o şekilde sevabını alabilirler. Böyle de bir hizmetimiz söz konusu. Evet, bu arada ben bizi izleyen takipçilerimize seslenmek istiyorum. Hocama sorunuz varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Hocam bu sene vakit namazları, cuma namazı, teravih namazları tamamı hepsi de alınan tedbirlerden dolayı hepsi de güme gitti diyelim. Vatandaşlarımız evinde ibadetini yerine getirmeye çalışıyor ama büyük bir sıkıntı tedbirler kalkmazsa özellikle 5 kişilik toplantı yasakları olduğu için camilerimiz hala kapalı. Gerçi Almanya'da bir gevşeme gibi bir olay oldu ancak daha netlik kavuşmadı. Bayram namazına açılmaz ise camilerimiz çok kötü bir duruma düşeceğiz diye düşünüyorum açıkçası. Bayram namazlarını kılamayacağız galiba. Şimdi bayram namazıyla ilgili şöyle, tabii ki evet kılamayacağız. Biliyorsunuz İslam'ın 5 temel esası var. Bunlardan birisi de sağlığı ve sıhhatin korunması. Yani dikkat ederseniz İslam'ın bütün emir ve yasakları bu 5 temel esası. Dinin korunması, neslin korunması, malın Evet. korunması, canın korunması gibi. Sağlığın işte korunması. Hepsi sıhhat dediğimiz gerçek ve hakikat. Şimdi cuma namazları olsun, cemaatle namazları olsun elbette ki çok önemli. Farz olan ibadetlerdir. Bunların cuma namazlarının cemaatle kılınması farzdır. Vakit namazlarının cemaatle kılınması sünnet-i müekkede, yine bayram namazının kılınması vaciptir. Ancak sağlığın korunması temel esastır. Yani zaruri Evet. olan temel esaslardan bir tanesidir. Bunu muhafaza etmek için
vacipten ve sünnetten feragat etmek gerekiyor. Bu nokta vatandaşlarımızın bunu bilmesi gerekiyor. Ancak bu da onlar için, bizler için çok güzel bir fırsat. Evlerimizi mescitlere çevirebiliriz. Vakit namazlarını cemaatle, eşimizle, çocuklarımızla kılmak suretiyle namazın o nurunu, o bereketini, o feyzini evlerimize taşıyabiliriz. Cuma namazı kılamıyorsak da öğle namazını, vakit namazını yine kılmak suretiyle o farzı eda etmiş olabiliriz. Bayram namazına gelince, gerçi bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın daha fetvası yok, ancak Avrupa İslam Fetva Komisyonu bu noktada hutbe okunmadan evlerde bayram namazının kılınabileceğini söyledi. Bu nokta fetva verdi. Diğer üç mezhebe göre, yani biliyorsunuz bayram namazlarında İmam Efendi hutbe okur, namazdan sonra hutbe okur. Evet. İşte hutbe okunmadan herkes evinde eşiyle, çocuklarıyla bayram namazının sadece iki rekatlık namazı kılabilir diye fetva verdi. Bu da mümkündür. Bunu da çocuklarımızla, ailemizle kılmak suretiyle böyle belki ömrümüzde bir tek böyle güzel bir tecrübe de yaşanmış olabiliriz. Buradan da vatandaşlarıma bu bilgi de vermek istiyorum. Evet. Teşekkür ederim hocam. Bir başka sorum olacaktı. O da şu. Bu sene Suudi Arabistan daha şu anda net bir şey yok ama bu sene hac iptal oldu galiba. Bu konuda bir bilginiz var mı? Yani bize ulaşan son bilgi bu sene haccın yapılmayacağı ile ilgili. Çok kuvvetle muhtemel, kesin olmamakla beraber çok kuvvetle muhtemel bu sene hac maalesef yapılmayacak. Böyle bir bilgi bize geldi, evet. Yani Ümre ziyaretleri de zaten iptal edildi bütün yıl boyunca. Tedbirler her ülkede devam ediyor. Hocam bir başka konu da şu. Vatandaşlarımız camilerimize, derneklerimize gidemiyor şu anda. Ama bir fitre zekat konusu var. Ramazan ayı paylaşmak ayı. Yoksulları da sevindirmemiz için en azından bir şeyler yapmamız gerekiyor. Fitre ve zekatını ödemek isteyen vatandaşlarımız neler yapmalı? Online bağış sistemi var mı Diyanet Vakfı'nın? Mesela örneğin böyle bir şey yapabilirler mi? Tabii ki biz bu Böyle sene yardımda bulunabilirler mi? tabii ki kesinlikle biz bu sene yine vatandaşlarımızın fitre ve zekatlarını kolay bir şekilde, rahat bir şekilde bağışlayabilmeleri için zaten cenaze fonu üye olan bütün vatandaşlarımıza biz bu bilgileri gönderdik. Bizim İsviçre Türk Diyanet Vakfı'nın resmi sayfasına girdiklerinde orada barkod sistemi var. Yani o barkod Evet. sistemini okutarak fitrelerini ve zekatlarını çok rahat bir şekilde, online bir şekilde bağışlayabilirler. Böyle bir imkan ve olanak mevcuttur. Hocam, yani açıkçası şöyle bir çok daha kötü bir konu var. O da şu, bu sene Ramazan geleneklerinizi yaşayamadığımız için genelde sanala bir dönüş oldu. Vatandaşlarımız televizyonlardan ne kadar hutbeleri dinleseler de bu sene çok kötü bir Ramazan ayı geçiriyoruz hep birlikte. Açıkçası sormak istediğim konu da şu. Vatandaşlarımıza neler önerirsiniz, neler tavsiye edersiniz? Daha Ramazan'ın başındayız gerçi. Şimdi bu konuda birinci olarak sayın, evet, özel bir Ramazan. Belki insanı yalnızlığa iten, uzlete iten bir Ramazan. Aslında bu insana şöyle bir fırsatı doğuruyor. Kişinin gerçekten insanlardan bir nevi kendisini izole edip Rabbi ile buluşması gerekiyor. Yani bir nefis muhasebesi yapmak gerekiyor. Sayın abim, yani bu hastalığı tabii yaşadım. Bu süreçte emin olun bir nefis muhasebesi yaptım. Gördüm ki Müslüman olarak yaptığım birçok amelimin gerçekten İslam'a uymadığını gördüm. Veya Allah'a adadığımı zannettim birçok amelin, birçok iyiliğin, güzelliğin Allah için yapılmadığını fark ettim. İşte bu tam bize şu fırsatı veriyor. İnsanın içine dönmesi, kendine doğru bir yolculuk yapması, öncelikle istiğfar etmesi. Emin olun Allah Celle Celaluhu bazen bazı musibetler gönderiyor. O musibetlerden nasihatler çıkartmak lazım Sayın Hanım. Bu musibet kimleri için, kimler için bir nimettir, kimler için bir ibret, kimler için de bir uyarı niteliğindedir Sayın Hanım.
Eğer bir mümin, bir Müslüman Allah'a karşı kulluk görevlerini hakkıyla yerine getiriyor ise, buna rağmen bu musibetten nasibini alıyor ise, bu onun için bir nimettir. Ama kimi insan vardır ki Allah'tan, dinden, imandan uzak bir hayat yaşıyor. Bu onun için bir uyarı olması Evet. gerekiyor. Allah'ın uyarısını eğer dikkate almaz ise Allah korusun. Yani Allah insanı hazırlıksız bir şekilde yakalar ki o çok daha vahim bir durumdur. O sebepten dolayı bu musibeti inanan birer Müslüman olarak bunu nasihate çevirmek gerekiyor. Önce hani deniyor ya, sürekli söyleniyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Koronavirüsten önceki gibi olmayacak. Gerek dünya düzeni falan. Hiçbir şekilde Müslümanın da hayatı koronavirüsten önceki gibi olmamalı. Günahlarından tövbe etmeli. Allah'a karşı kulluk görevlerini yapmıyor ise, ki Ramazan çok güzel bir fırsat, insanı çok güzel bir şekilde disipline sokabiliyor. Burada Allah'a karşı kulluk Evet. görevlerini yerine getirmek için gayret etmeli. Eğer birisine haksızlık etmişse hak sahibine hakkını vermeli. Yani Mevlasıyla arası bozuksa onu düzeltmeli. Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile bağları kopuksa o bağları tamir etmeli. Eğer Kur'an'la ilişkisi yok ise Kur'an'la yeniden manevi bir ilişki kurup onun manevi ikliminden istifade etmeli. Ramazan'ı bir fırsat bilmeli. Virüsü de bunun için değerlen bir tetikleyici, bir Allah'ın uyarısı veya Allah'ın bir nimeti olarak görmeli. Bu sebepten dolayı içe doğru bir yolculuk yapmak gerek, istiğfar etmek gerek, dini yaşantısını, hayatını müminin düzeltmesi gerekiyor. Emin olun, ölümün ne zaman geleceğini bilemeyiz aynen. Ölüm bir saat sonra da gelebilir. Evet. Geçen sene bu zamanlar Ramazan'la bizimle yaşayan çok tanıdıklarımız vardı. Birçokları hayatta değiller. Yani her an ölecekmiş gibi müminin, aslında inanan bir insanın kendisini ölüme hazırlaması gerekiyor. Bu virüs bizi uyardı. Bir şefkat tokatı, ben bunu rahmet tokadı olarak görüyorum. Bunu o şekilde idrak edip bilip ona göre müminin kendisine çekidüzen vermesi gerekiyor. Evet hocam, bir başka sorun da şu olacaktı. Siz aynı zamanda İsviçre Türk Diyanet Vakfı'nın yönetim kurulu başkanısınız. Bir aile danışma hattı var Diyanet Vakfı'nın. Birçok vatandaşımız zannedersem bu hizmetinizden haberdar değiller. Bu aile danışma hattının ne işe yaradığını, ne gibi hizmetler verdiğinizi kısaca anlatabilir misiniz? Şimdi tabii ki biliyorsunuz aile maalesef gerek burada gerek Avrupa'nın birçok ülkesinde çok büyük bir problem. Yani insanlar bin bir meşakkatle kurmuş oldukları aileyi bir anda maalesef yıkabiliyor ve bu konuda çok bencil davranıyor. Maalesef bizim kanayan yaramız. Bizim buradaki yani amacımız ve gayemiz buradaki kardeşlerimize yol göstermek. Ne bileyim bazı çıkmazlarında onlara yardımcı olabilmek. Bu sebepten dolayı ailevi bir takım problemleri olduğu zaman bizi arayıp bizden destek alabiliyorlar, alabilirler. Biz bu hattı özellikle ailevi problemlere yardımcı olmak için, burada onlara yardım edebilmek için kurduk. Şu sıralar maalesef şu an çok da aktif olarak kullanılmıyor. Şu an çok aktif değil. Biz Allah nasip ederse bu virüsten sonraki, bunu da bizim programlarımızın arasındaydı, bunu aktif hale getirip gerçekten insanların bu dünya hayatında aileyi bir saadet yuvasına çevirebilecekleri noktasında kendilerine bu anlamda yol göstermeyi, nasihat etmeyi, yardımcı olmayı bu vesileyle çok arzuluyoruz. Aile hattı bunun için kuruldu. Aile hattımız, danışma hattımız bu gibi küçük problemleri büyütüp aileyi dağıtmamaları için, aileleri muhafaza edebilmeleri için böyle bir hizmet olarak vatandaşlarımıza sunduk. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte bunu çok daha aktif hale getireceğiz. İnşallah burada iyi bir hakem rolü oynayarak buradaki ailelerimizin yıkılmasına mani olmaya çalışacağız. Hatta burada çok güzel bir anekdot yani belki vermek isterim. Tabii ki. Burada tabii hakem rolü oynamak eğer halis niyetle olursa mutlaka bunun sonucu hayır olur.
Biliyorsunuz Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu Efendimiz adaletiyle meşhur. Bir inayüş Evet. şekilde ailevi bir problem oluyor. Bu da iki kişiyi görevlendiriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayete istinaden, hani karı kocanın boşanmasından, yuvanın dağılmasından korkuyor iseniz, bir hakem kadının ailesinden, bir hakem de erkeğin ailesinden tayin edin diyor ayeti kerime. Hazreti Ömer de buna binaen kıymetli abim, kadının ve erkeğin ailesinden birer hakem tayin ediyor. Bunların arasını bulun diyor. Bunlar gidiyor, konuşuyorlar işte bir şekilde uzun bir süre sonra. Hazreti Ömer'e gelip raporu veriyorlar. Diyorlar ki ey Emir el-Mü'minin, biz bu ikisinin arasını birleştiremedik. Maalesef olmadı. O zaman Hazreti Ömer onları sopalıyor, yani vuruyor onlara. Diyor ki siz halis niyetli değildiniz diyor. Eğer onların gerçekten halis niyetle aileyi birleştirme, bir araya getirme niyetiniz halis olsaydı Allah onların arasını birleştirirdi. Çünkü Allah Kur'an'a diyor ki İn yuride ıslahen yuvaffikillahu beynehuma. Eğer iki hakim gerçekten karı kocanın arasını bulmaya çalışırsa Allah onların arasını buldururdu diyor. Dolayısıyla bu süreçte yani gerek bizim Diyanet aile danışma hattımız, gerek bu gibi ailevi problemlerde vatandaşlarımızdan, mümin kardeşlerimizden gerçekten ricam, mümkün mertebe karı kocanın arasını bulma noktasında halis niyetle davransınlar. Rabbim Celle Celaluhu Evet. inşallah aralarını bulduracaktır. Evet. Hocam, siz biraz önce işte ölüme yaklaştım, ölümü daha çok hatırladım gibi deyince aklıma bir şey geldi. O da şu, İsviçre Türk Diyanet Vakfı'nın cenaze fonu var. Cenaze fonu birçok vatandaşımızın cenazelerini Türkiye'ye nakillerinde yardımcı oluyor. Üye olmayanların da üye olmayan vatandaşlarımıza da bu konuda hizmet verildiğini ben şahsen biliyorum ama vatandaşlarımıza cenaze fonunun işleyişini ve yıllık aidatı gibi bilgi verebilirsek belki daha çok vatandaşımız kendisine bir faydası olmasa bile başka Müslüman insanlara, başka vatandaşlarımıza faydası olur diye üye olmak isterler belki de. Şimdi şöyle cenaze fonu biliyorsunuz yani çok uzun zamandan beri var olan ve hemen hemen İsviçre'nin en büyük cenaze fonu. İsviçre Türk Diyanet Vakfı cenaze fonu. Üyelik sistemi şöyle işliyor. Önce bir vatandaş üye olmak istediği zaman bunun bir tek sefere mahsus bir giriş bedeli var. O giriş bedelini ödediği zaman kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocukları hepsi o cenaze fonuna üye olabiliyorlar. Yani bu aile için bir üyelik Evet. yetiyor. Bu yaklaşık bu sene 86 frank bir senelik işte üyelik bedeli masrafları oldu. Bu sene içerisinde yapılan masraflara göre değişiyor ama kesinlikle yani 90 frank geçmiyor. 70 ila 90 Evet. frank arası aile için. Üye olduğu zaman yani üyelik başvurusunda bulundu. Vakfımıza formunu gönderdi. Üyelik bedelini yatırdı. Yaklaşık 3 ay sonra aktif üyemiz oluyor. Aktif üyemiz olduğu Evet. zaman Allah korusun, Allah muhafaza, Rabbim gecinden versin. Herhangi bir ölüm anında cenazemiz hastaneden alınıyor. Bütün işlemleri İsviçre Türk Diyanet Vakfı tarafından yapılıyor. Gerek bağlı bulunduğu kanton Gemeinde, hastane, bütün resmi işlemleri yapılıyor. Burada cenazemiz hocalarımız tarafından itina ile yıkanıp kefenleniyor, tabuta konuyor. Eğer cenaze sahibi istiyor ise Türkiye'ye naklediliyor. Evet. Beraberinde iki refakatçinin de bilet masrafları ödeniyor. Türkiye'de havaalanından gideceği yere kadar uçakla gidiyor ve orada yine bir cenaze aracımız onu alıyor. Yani gideceği, defnedileceği yere kadar götürüyor. Bütün bu masrafları İsviçre Türk Diyanet Vakfı üstleniyor. Mesela bu koronavirüs sürecinde biliyorsunuz 9 vatandaşımız vefat etti. Bunlardan Evet. 5'ini biz işte yıkadık, kefenledik, Türkiye'ye gönderdik. Daha doğrusu bunlardan birini, çünkü 4'üne izin verilmedi. Mesela dün bir vatandaşımız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Koronavirüsle olmasına rağmen biz yine onun da bütün dini vecibelerini yerine getirdik.
İşte tedbirlerimizi alarak cenazesini yıkadık, kefenledik, tabuta koyduk ve Türkiye'ye onu gönderdik. Bu süreçte biliyorsunuz sadece cenazeyi kargoyla gönderebiliyoruz. Cenaze sahipleri gidemiyor. Fonumuza üye olmayan vatandaşlarımıza cenaze firmamız tabii ki hizmet veriyor. Yaklaşık bir 4.500 frank masrafı oluyor. Bu ücret karşılığında da vatandaşlarımıza İsviçre Türk Diyanet Vakfı'na bağlı cenaze firmamız hizmet vermektedir. Evet, hocam, verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ederim. Belki biraz erken ama bu sene Kurban Bayramı da çok geçecek gibi benziyor. Galiba belki konuşmak için daha çok erken, biraz önce ifade ettiğim gibi ama şurada 2 ay kaldı. Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın birçoğu yaz tatiline geldiği için Türkiye'de bu ibadetlerini yerine getiriyorlardı ama bu sene başka bir yıl olduğu için belki de vekaleten Diyanet Vakfı üzerinden kurban kesmek isteyecekler. Bu konuda da belki bir şeyler söylemek istersiniz. Şimdi biz evet kurbanla ilgili biliyorsunuz Ramazan'ın başlamasıyla birlikte kurban kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Henüz bizim ilanlarımız, broşürlerimiz falan dağıtılmadı ama buradan ilan edeyim. Bu seneki kurban hisse bedeli 140 İsviçre frangıdır. 140 İsviçre frangı. Vatandaşlarımız Evet. yine kurban bağışlarını şimdiden vakfımıza yapabilirler. Online bağış da mümkün biliyorsunuz. Geçen sene yine biz barkodlu sistemi başlatmıştık. Tabii şurada kıymetli vatandaşlarıma tabii da seslenmek istiyorum. Biz her zaman et yiyoruz. Yani varlık içerisinde, Allah'ın nimetleri içerisinde yüzüyoruz. Emin olun birçok bölgede milyonlarca insan senede bir bizim bağışlamış olduğumuz kurban sayesinde et yiyebiliyor. Çok enteresan. Habeşistanlı bir ablamız anlatıyor. Geçen sene kurban dağıtım esnasında bir kardeşimize söylemiş. Bir anne çocukları var. Diyor ki kurban etini dağıtan işte görevlimize. Sizin için peki belki bu bir parça butun birkaç kilo etin pek bir önemi yok ama bu bizim için o kadar önemli, o kadar müstesna bir an ki senede sadece sizin getirmiş olduğunuz bu kurban etiyle biz et görebiliyoruz diyor. Tabii Evet. bu anlamda gerçekten bir parça kurban götürmüyoruz biz onlara. Sevgimizi götürüyoruz, kardeşliğimizi götürüyoruz. Yani bu Ramazan özel bir Ramazan. Bu Kurban Bayramı da özel bir Kurban Bayramı olacak ama yani biz kendi nefsimizin yerine diğer mümin kardeşlerimizi düşünerek bu sene kurbanlarımızı onlara bağışlayalım. Ramazan ayı itibariyle başlayabiliriz. İsviçre Türk Diyanet Vakfı'na bağışladığınız zaman itina ile bütün dini vecibeler riayet etmek suretiyle kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Allah Celle Celaluhu şimdiden bütün kardeşlerimin bağışlarını kabul eylesin. Allah amellerini, sadakalarını kabul eylesin. Amin inşallah hocam. Hocam çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun bu arada bütün vatandaşlarımızın da. Bütün vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, mübarek olmasını diliyorum. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'le ilgili Ramazan başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olduğunu bildiriyor. Tabii ki bu Evet. rahmet günlerindeyiz. Rahmet günlerinde Rabbimizin rahmetinden istifade etmek gerekir. Yani yeryüzündeki mahlukatlara, vatandaşlara, canlılara, insanlığa rahmet, merhametli olalım ki sahip olduklarımızı onlarla paylaşalım ki göktekiler ve Rabbimiz bize merhamet etsin, onun merhametine mazhar olalım. Bugün aslında merhamete mucib birçok amel yapmamız gerekiyor. Merhamet aylarında, merhamet günlerinde bu merhamete erişebilmek için. Mağfiret günlerinde kıymetli vatandaşlarıma çok istiğfar etmelerini, Allah'ın rahmet mağfiret kapısına sığınıp ondan af dilemelerini istirham ediyorum. Ve bunun sonucunda özellikle Ramazan'ın son 10 gününü Allah'ın azabından kurtulacakları,
amelleri yapmak suretiyle Rabbimizden cehennemden kurtuluş beraatı almalarını Yüce Mevla'dan niyaz ediyor, diliyor. Bu Ramazan-ı Şerif'in yeniden uyanışımıza, yeniden kendimizi düzeltip tekrar kendimizi buluşumuza ve Mevlamıza kavuşmamıza vesile olmasını diliyorum. Hocam bir şey sormak istiyorum size hazır gelmişken. İsviçre Türk Diyanet Vakfı bütün İsviçre genelinde camilerimizde, derneklerimizde eğitim hizmetleri veriyor. Özellikle çocuklarımıza. Maalesef şu anda bu salgın yüzünden aksamaya durumuna geçti. Okullar da kapalı. Açılır açılmaz eğitimle tekrar faaliyete geçtiği zaman çocuklarımıza eğitimlerimiz devam edecek mi kaldığı yerden? Tabii ki kesinlikle buradaki bizim temel esasımız yani şu gençliğimiz ve çocuklarımız çok ama çok önemlidir. Biz şu an günlerde yine çocuklarımızın eğitimini her camimiz, her derneğimiz online platformda devam ettiriyor. Hatta bazı hocalarımızdan almış olduğumuz geri dönüşlere baktığımızda bu online sistemle birçok çocuğumuz daha güzel, daha verimli, daha randımanlı yani sonuçları elde ettiklerini söylediler. Gerek Kur'an-ı Kerim'i işte güzel okuma olsun, gerek ezber olsun. Kesinlikle bu olağanüstü hal kalktığında camilerimizde yine derslerimiz devam edecektir. Ve hatta biz bu süreçte sosyal, işte sanal alemde edinmiş olduğumuz tecrübeyi de yine o halden sonra devam ettirmeyi düşünüyoruz. Hafta sonları camide çocuklarımıza ders, yine hafta içi sanal alemde Evet. çocuklarımızın derslerini takip etmeyi düşünüyoruz. Zira bu camileri dolduracak olan çocuklardır. Biz bugün çocuklarımızı eğitmez isek 10 sene, 20 sene sonra bu camiler boş kalacaktır. Biz bugün gençlerimize ilgilenmez isek yarınlarımız inan bana felaket olacaktır. O yüzden gençlerin eğitimi ve çocukların eğitimi hayati bir öneme sahiptir. Allah nasip ederse inşallah kaldığımız yerden yine aynı şekilde devam edeceğiz. İnşallah hocam. Umarız ki en kısa zamanda bu salgından kurtuluruz hep birlikte. Hepimiz tekrar camilerimize, derneklerimize kavuşuruz. Çok çok sağ olun. Çok teşekkür ederim size yayına katıldığınız için. Bize önemli bilgiler verdiniz. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, Allah sizden razı olsun. Ben teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için efendim. Ben de sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam çok sağ olun. Yayını kapatalım. Bizi dinleyen vatandaşlarımıza da gurbetçi vatandaşlarımıza da teşekkür edelim. Allah hepsinden razı olsun. Ramazan-ı Şerifleri mübarek olsun. İyilikle kalın, iyilerle beraber olun. Allah'a emanet olun efendim. Oldu, sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun.